Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Şimdi örnek bir tercih yapmak istiyoruz. Çünkü çok fazla soruyorsunuz hocam ne yapmamız lazım, nasıl yapacağız, nelere dikkat edeceğiz diye çok soruyorsunuz. O yüzden bu şekilde bir örnek video hazırlamak istedim sizlere ki aklınızdaki sorular gidiz. Yani gitsin aklınızda soru kalmasın diye. Şimdi iki tane öğrencinin ya yani bana yollamış olduğu dilimleri var. Tabi hangi okulları istediğini yazmamışlar. Sadece şehirleri yazmamışlar yazmışlar. Bizler ona göre değerlendireceğiz. Ee, başlayalım. Yani şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu senenin yani bu sene için 2018'in dilimlerini kale alacağız biz tamam mı? 2018'deki yerleştirme dilimlerine bakacağız. O dilimler ne kadar olmuş? Bu ee, o aralıkları seçerek bizler. Çünkü Milliyetin Bakanlığı zaten onları yayınladı. Kendi sitesinde zaten vardır onlar. Buraya zaten arkadaşlar kişisel bilgiler bölümüne TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Adınızı, soyadınızı yazacaksınız. Doğum tarihinizi yazacaksınız. Okul adını yaz. Okul numaranı yaz. Burası çok önemli. Güvenlik no. Bak güvenlik no. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Mezun olunan ortaokul tarafından verilen numaradır. Numaranın kaybedilmesi durumunda öğrenci mezun olduğu ortaokul idaresinde şahsen başvurarak temin edebilir. Yani sen eğer bu güvenlik kodunu okulun sana mezun olduktan sonra verdiği bu numarayı kaybettiysen gidip okulundan bir daha alabilirsin ki alman lazım. Buraya cep telefonunu yazdın. Sonra bu kişisel bilgiler olayı bitti. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor? Merkezi sınavla öğrenci alan okullar. Pardon, üzerine çizdim. Ama arkadaşlar şunu yapmak zorundayız. Bizler İkinci grup yani yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları da seçmek zorundayız. Eğer biz bunların şeyini yapmazsak, tercihini yapmazsak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve grup, yani pansiyonlu okullar şey okulları gelmeyecek. Karşınıza onlar çıkmayacak. Yani yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları da yapmak zorundasınız. Beşer tane adet var. 5 tane tercih adetiniz var. Toplamda 15 tercih yapabiliyorsunuz. Şuna da dikkat etmemiz lazım. 3 tane diyelim ki 3 tane aynı lise türünden yazabiliriz en fazla. Yani 5 tanesinin Anadolu Lisesi yazamazsın. 5 tanesinin de Fen Lisesi yazamazsın. Anlaştık mı? Bunlara da dikkat alarak, bunları dikkat alarak da tercih yapmak zorundayız. Şimdi mesela buraya işte tercih kodumuzu yazacağız. Buraya da tercih edilen okulun adını yazacağız. Birinci sıraya hangileri yazacağız? Birinci sıraya biraz böyle Risk alabileceğin yani hayalindeki bir liseyi yazabilirsin ya ben hayal ettiğim bir lise var İşte onun dilimi diyelim ki arkadaşımızın yani Kaan'ın dilimi 4,73 ya mesela onun hayal ettiği lise 3,73'lerde işte 3'lerde onu bence yazsın tamam buraya tercih edilen ilk sıraya yazsın onun için okullarına bakacağız büyük ihtimalle Kaan Malatya demişti bizim için. Malatya demiştim. Malatya'nın puanlarına bakacağız. Bir de burada bir tane daha öğrencimiz var. Adını soyadını yapmamış. Direkt merkezi sınav puanı var. Yüzdelik dilimini yollamış bize. 4.99. Bu da İstanbullu galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Kana bakalım. 4.73 ile Malatya'da hangi okullar gelir? Onun içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize ve buraya işte alan orta öğretim kurumlarını yazmış buraya. Şimdi onları hemen analiz edelim. Şimdi arkadaşlar neydi Malatya'yı değil mi? Hemen ben, ben bir arama tuşunu alayım. Şuradan aramayı yapalım. Bul bul bul. Nerede? Bula bastım. Malatya yazalım. Malat yazdım. Şimdi Malatya'da bakalım. Malatya Akça'da Akça'da Fatih Fen Lisesi dilimine 6,67 ile kapatmış. Bunu yazabiliriz arkadaşlar. Mesela geldim ben bunu. Akça'da Fatih Fen Lisesi 6,67. En yüksek bu gibi görünüyor. Ee, şu da olabilir ama en yüksek bu gibi görünüyor. Akçadağ Fatih Fen Lisesi. Eğer Akçadağ Fatih Fen Lisesi'ni istiyorsan yani hangi liseleri yaz, istediğini yazmamışsın büyük ihtimalle. Mesela Akçadağ Fen Lisesi'ne gelip en başa yazabilirsin ki gelme ihtimali çok yüksek. Tamam mı? Akçadağ yazdım. Akçadağ Fen Lisesi'ne yazdık. Yani şöyle diyeyim. Bir sürü bütün fen liseleri tutuyor ya. Sen 5'ine de Fen Lisesi yazamazsın. 3 tane yazabilme hakkın var. Tamam mı? Akçadağ Fen dedim. Yani bunun zaten sana gelme ihtimali %80, %90 diye diyebiliriz. Şimdi Akçadağ Fen Lisesi var. Başka bakalım bakalım Malatya'da. Arapgir yani Kerem Aydınlar Fen Lisesi var. Eğer illa Fen Lisesi okumak istiyorsan bunu da kesinlikle yazabilirsin. Mesela Kerem Aydınlar Fen Lisesi. Keşke şeyi de yazsaydın. Hangi liseleri istediğini de yazsaydın. Güzel olurdu. Mesela buraya yazdım. Kerem. İşte nokta 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 fen lisesi yazdım. Tamam örnek görüyorum. Sen bunları değiştirebilirsin tabii ki keyfine göre. Ama şuraya dikkat etmemiz, şuraya dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şu dilimler bizler için çok çok önemli. Yani bu dilimlere biz önem vermemiz lazım. Mesela işte kanun dilimi diyelim ki 4.73 ya. Sen gidip birlerdeki şeyleri yazarsan, dilimleri yazarsan çok zor gelmez. Biraz böyle biraz daha böyle yakın olacak ki ona göre gelsin. Tamam mı? Ee, sürpriz yaşamayın. Mesela 6,67. Bu kan için yüzde şöyle bakıyoruz. 4, yüzde 80, yüzde 90 hatta yüzde 100 gelme ihtimali çok yüksek. Kan için. Yani Malatya'daki bütün fen liseleri e, şey için, kan için gelir. Bir şurası zorlar. Malatya e, Anadolu Lisesi zorlar. 3,55. Burası zorlar. Ama burayı mesela en başa yazabilir aslında. Malatya Fen Lisesi var burada. Malatya Fen Lisesi. Malatya Fethi Gümuhluoğlu Fen Lisesi var. Bunlar zorlar. Yani bunları hiç yazmana gerek yok bence. Hiç risk almana bile gerek yok bunları yazmana. Selahattin Eyvanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Ve Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var. Şimdi mesela şunu zorla derim. Eğer istiyorsan güzel bir Anadolu Lisesi, bu Malatya Anadolu Lisesi güzel bir Anadolu Lisesi yazmak istersen bunu yazabilirsin. Biraz zorla. ilk tercihini mesela yaz bunu Anadolu Lisesi olarak. Anlaştık mı? Yani bizler şu dilimlere bakacağız. Bunları da alacağız elimize. Buradan analiz edeceğiz, kontrol edeceğiz. Kaç dilimle kapatmış, kaç dilimle olmuş. Mesela yazalım. Bir tane daha. Mesela şu Anadolu Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi'ne en başa yazabiliriz. Mesela şuraya Malatya Anadolu Lisesi yazabilirim ben. Hemen yazayım. Malatya Anadolu Lisesi diye Risk aldım bir tane ve buraya Malatya Anadolu Lisesi yazdım. Yani bunun gelme ihtimali de var arkadaşlar. Malatya Anadolu Lisesi yazdım. Hemen altına diğer o fen lisesini yazabilirsin. Yani puan yani dilimleri düşükten yükseğe doğru sırala bunları. Bir tane de onu yazdık ya 3 tane fen lisesi yazma hakkımız var. Buradan mesela hemen bakalım ee, bizi zorlayacak yani biraz a ah, şu var mesela ee, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi var bu olabilir. Ama en baştaki şunun e, dilimi daha iyi gibi. E, Akçadağ, Akçadağ Fen Lisesi, Fatih Fen Lisesi. Tabii şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani dilimleri evet düşük ama bir okulu inceleyin derim yani. Tercih yapmadan önce bir haftanız var. Hatta 12-11 gününüz var. O 11 günde hatta gitme imkanım varsa git o e, liseleri bir kontrol et. Git bir içeriğine bak işte e, okul nasıl, okulun tipi nasıl. Onları bence incele. Yani sadece dilimi iyi, dilimi düşük o zaman bu okul iyidir deme kesinlikle. Ben bazen de iyi olmayabiliyor. Anlaştık mı? Mesela pansiyonlu bir de. Bu Akçada pansiyonlu bir lise olduğu için pansiyonlu bölümüne de yazabilirsin bunu. Anlaştık mı? Şimdi şöyle bakalım. Yani bunları yazabilirsin. Mesela ne yazarsın? Gene işte Malatya'ya bakalım. Akçadağ Fen Lisesi yazabilirsin. Hemen yazalım. Akçadağ Fen Lisesi'ni de yazalım. Buraya yazdık. Akçadağ Fen Lisesi. Tabii silgiyi almışız. Ee, Akçata Akçadağ. Yanlış yazmış olabilirim. Akçadağ Fen Lisesi. Akçadağ Fen Lisesi'nde yazdık mı? Yazdık. Ondan sonra geliyoruz hemen. Bakalım. Ee, sen gene değiştirebilirsin. Arap gir. Kerem Aydınlar Fen Lisesi. Hemen yazdım. Kerem Aydınlar Fen Lisesi. Kerem Aydınlar Fen Lisesi'ni yazdım. Ondan sonra dördüncüye bir tane daha fen lisesi yazma hakkımız var. Hemen bakıyorum en yakın yani kesin garanti %100 gelecek fen lisesine bakıyorum. Zaten bunlar yüksek ihtimal gelecektir. Ama diğer tercihlerde bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela Kerem Aydınlar Fen Lisesi'ni yazdık. Sonra bir tane kesin fen lisesi istiyorsak yazarsak yüksek ihtimal Kerem Aydınlar Fen Lisesi gelecektir. Çünkü 10.62 ile kapatmış. Senin dilimin gayet iyi. Mesela Malatya Anadolu Lisesi'ni yazmıştık. Malatya Lisesi var. Bunun da e, yüzdelikleri belli değil daha. E, Sosyal bilimler lisesi var. Bu zaten garanti gelecektir. Yani e, bunları yazabilirsin. Mesela Malatya Fen Lisesi var. Malatya Fen Lisesi'ni bence hiç yazmaya gerek yok. risk O kadar risk almaya gerek yok diye düşünüyorum. E, buradan istediğin herhangi bir lise varsa bunları ardına sıralayabilirsin. Yani bu şekilde sırala 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 e, Anadolu Lisesi yazdık zaten. Ondan sonra Anadolu Lisesi mi istiyorsun? Sosyal bilimler lisesi mi istiyorsun? Son tercihine de onu yazabilirsin. %100 gelecek bir tercih olsun o tercihin. Ee, arasında istediğin okulların. Yani diyelim ki 5 tane okul belirledin ya. Onlardan işte sıralamaya bakacaksın. En düşük sıralamayı en başa yaz. Ondan sonra alt alta gel. Böyle en sona da garanti olacak bir tane lise yaz. Ondan sonra keyfine bak tamam mı? Şimdi yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler var. Mesela onun için şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle renk alayım. İşte yeşil rengimiz var. Şöyle yeşil rengimiz var bir ihtimal öyleydi. Ee, bir de sarı mıydı? Yeşil, sarı ve kırmızı mıydı? Galiba öyleydi. Yeşil, sarı ve kırmızı renklerimiz var. Şimdi onların anlamı ne? Arkadaşlar bakın. Yeşil renk kendi ikametgah ettiğin, yani kendi ikametgah, kendi oturduğun yerdeki okula başvurabilirsin. Mesela sarı renk komşu yani komşularınla yani mesela diyelim ki sen nerede oturuyorsun? Diyelim ki işte İstanbul'un bir sokanda yani herhangi bir yerinde oturuyorsun ama komşun yani karşı sokakta veya karşı bir yerde karşı okullarda sana senin ikamet biraz daha uzak olan okula yazabilirsin demek istiyor. Şu sarı, şu kırmızı da diğer. İstediğin şeye yazabilirsin. İstersen git İzmir'dekine yaz. istersen git başka ildeki, başka ilçedekini yazabilirsin. O kırmızı da onu gösteriyor. Bunlar da zaten okulların hemen yanında olacaktır. Bu renkler de okulların yanında olacaktır. Burada yok galiba öyle biliyorum. Bunlar da yoktu evet. Ee, diğerlerinde olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle... Bunları da kayla alarak bu yerel yerleştirmeleri de ona göre yazacaksın. Yani mesela sen diyorsun ki ikametgahımda hiç güzel okul yok ya hocam ben başka bir yere yazacağım dersen yani size yakın bir yer olursa sarı renkleri yazabilirsin. Ya hocam ben işte kendi bölümde yani kendi yerimde okumak istemiyorum biraz uzak olsun dersen de bu kırmızı bölümden tercih edebilirsin ki yerel yerleştirme kesinlikle yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yerel yerleştirmeyi de en iyi okuldan en böyle orta okullara doğru sıralayabilirsin. Yani şu şekilde 5 tane yine tercihim var. Bu yerel yerleştirmede de arkadaşlar şu önemli e, bunun için de e, tabii ki de 3 tane hakkınız var. Yani 3 tane Anadolu Lisesi yazma hakkım var. 3 tane Fen Lisesi yazma hakkım var en fazla. Anlaştık mı? ya? Yani 5 tane yazamazsın. Onun için bunlara da dikkat etmek zorundayız. Bunlara da dikkat edelim. İşte 3 tane eğer sen ne istiyorsan Anadolu Lisesi mi istiyorsun? Sosyal Bilimler Lisesi mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Normal düz lise mi istiyorsun? Meslek Lisesi mi istiyorsun? Onları buraya yazabilirsin. Ve pansiyonlu okullar bölümümüz var arkadaşlar. Pansiyonlu okullar bölümümüz zaten şuradan hemen kontrol edebiliriz. Burada sana pansiyon yok diyor mesela. Bunu yazamazsın. Mesela burada pansiyon var diyor erkek. Bunu yazabilirsin. Kızların yokmuş mesela. Bunu yazabilirsin erkekler için söylüyorum. Mesela pansiyon yazıyor kız erkek karışık. Yani burada hem kızların pansiyonu var hem erkeklerin pansiyonu var. O yüzden pansiyonlu okul olarak bunları yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Bunlara da dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim diğer merkeze. Şunu bir hemen sileyim ben şurayı. Bu arkadaşımızı değerlendirelim hemen. Aslında mantığı kolay arkadaşlar. Sadece sizin yani istediğiniz okula bağlı. Anlaştık mı? Şimdi bakıyoruz. Merkez sınav puanı 445 ve yüzdelik dilimi 4,99. Bu İstanbul istiyordu. Büyük ihtimalle İstanbul'da öyle hatırlıyorum. Hemen bakalım İstanbul'da kimler ne yapmış? İstanbul yazalım. Mesela şöyle ilerledim. İlerledim. Her yerde İstanbul Lisesi var. Şuraya bak. Heh, biz normal İstanbul'a geldik. Bizim Şurada ortalamamız, dilimimiz kaç? 4,99. Şimdi İstanbul'a geldim. 4,99'luk liselere bakıyorum. Güzel lise olsun. Tamam bunları geçtim. Şöyle aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Şöyle dilimlere bakıyorum. Mesela şurayı yazabilirsin. Anadolu İmam Hatip'i Hatip okuyorsan yazabilirsin. Garanti %100 gelir. Sonra tabii hangi şehirde? Çünkü İstanbul... Yani nasıl diyeyim? Karşıdan karşıya geçmek ölüm. Yani sen hangi bölümde oku? Aşağıya edebilir misin? Anadolu'da mısın? Avrupa'da mısın? Onu da belirtmediğin için onu da bilmiyorum. Biz genel olarak bakacağız şimdi böyle. Şimdi diyelim ki 2018 şu en düşük yüzdelikimi 41. Nokta. Şimdi bunlar zaten garanti gelecektir yükseklere. Hiç bakmaya gerek yok. Mesela şurası var. Ataşehir'de Habire Yaşan Dolu Lisesi var. Bunun 8,70 ve 3,77. Bizim ortalamamız kaç? 4,99. Bunu yazabilirsin. Bunun gelme ihtimali %100 sana. Ee, bunu yazabilirsin. Ondan sonra bakayım yüzdelik dilimleri biraz daha düşük olanlara bakacağım. Mesela şurası var. Süleyman Nazif Anadolu Lisesi yazabilirsin. Burası da gelme ihtimali çok yüksek. Bunlara bakıyoruz ve yazıyoruz arkadaşlar tek tek. Bunlara bakmak lazım. Kontrol ederek yapacağız tamam? Dilimlerin yakını, uzağı. Bakalım hemen bir tane fen lisesi buldum burada. Necmettin Erbakan Fen Lisesi var. 4,01 0,39. Hemen baktım 4,99. Bunu mesela risk alarak yazabilirsin. Eğer istiyorsan bu liseyi yaz istiyorsan en başına şuraya en başına yaz. Fen lisesini buraya yazabilirsin en başına. Yani istediğin bir fen lisesi varsa ve puanı biraz daha yani dilimi biraz daha düşükse bunu en başa yaz ama dediğim gibi bak şöyle yapmamamız lazım arkadaşlar diyelim ki senin dilimin şurada bakıyoruz dilim kaç 4. Nokta, pardon 4.99 işte 5 diyelim 5 küsürlük dilimin var sen gidip 1 küsürlük dilimli yazarsan veya işte ne bileyim 0, küsürlü veya 1,5 küsürlü şeyler yazarsan ikili veya arkadaşlar gelme gelme ihtimali çok çok zor boşuna kendinizi şey yapmayın yani böyle heveslendirmeyin anlaştık mı bunun gelmesi çok zor o yüzden biraz daha böyle mantıklı daha yakın dilimlileri yazarsak gelme ihtimal daha yüksek olacaktır. Tamam mı? Buradan bakacağız. İşte bahçeli evler olayı var. Grafik ve fotoğraf alanı diyor falan filan. Bunların dilimleri belli olmamış zaten. Ee, sonra bakıyorum dilimi. Mesela şurası var. Arkadaşlar bakın burası güzel gibi görünüyor. Sosyal bilimler lisesi ama e, bir sosyal bilimler lisesinin e, yüzdelik dilimi bu kadar düşük olması biraz e, farklı. Çünkü e, güzel bir Sosyal bilimler lisesi. Çünkü hazırlığı var. Hazırlık da okunuyor. Genelde aslında yani genelde sosyal bilimler liselerinde hazırlık oluyor ama e, burada büyük ihtimalle pansiyon olduğu için mi tercih etmişler. Çünkü normalde sosyal bilimler izlelik dilimleri daha düşük oluyor. Ben öyle biliyorum. Şimdi Anadolu Lisesi var. Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi var. Burayı da yazabilirsin. 6,63 ile kapatmış. Senin e, ortalaman 9 yani keşke şeyleri de yazsaydın. Hangi liseyi istediğini de yazsaydın ki ona göre ben buradan kontrol edip yazabilirdim senin için. Ya yani dediğim gibi bu şekilde bunları kontrol edeceğiz. Yüzdelik dilimlerine kesinlikle bakacağız. Yüzdelik dilimlerine baktıktan sonra sana en yakın yani senin yüzdelik dilimine en yakın hangisi ise geleceksin buraya tercih bölümüne yazacaksın. Anlaştık mı? Yani kolay aslında. Arkadaşlar şu yerel yerleştirme yapmayı unutmayın. Zaten yerel yerleştirme tercih yapmazsanız burası merkezi sınavlı öğrenci ve pansiyonlu bölümler okullar karşınıza gelmeyecektir. Çünkü Milliyetin Bakanlığı'nın kılavuzunda o şekilde yazıyor. Ona dikkat etmek zorundayız. Anlaştık mı? Şimdi çok fazla anlaştık mı dedim. Arkadaşlar inşallah anlaşılır olmuştur. Yani keşke şey yapsaydınız ya hocam ben bu 5 tane bu fen lise, bu liseleri tercih, tercih ediyorum. Puan dilimin bu kadar yazsaydınız keşke ona göre tercih yapsaydık ama olsun. Bu şekilde de anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Anlaşmışızdır inşallah. Ee, şu yeşil, sarı ve kırmızı butonları yani bunları da kale almayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim. Yeşil olanlar sizin ikametgah ettiğiniz bölüm. Sarı olanlar sizin ikametgahınıza en yakın olan okullar. Ve kırmızı olanlar da her yer olabilir. İstediğin yere yazabilirsin kırmızı bölümleri. Ama tabii ki. Ee, mesela sarı okulda diyelim ki X okulu sen tercih yaptın. Sen ama yeşildesin sarıya tercih yaptın. Ama sarıda yaşayan, yani ikametgahı sarıda olan öğrencinin X'i tercih ederse onun önceliği yani sarı okulun alma önceliği o öğrenci olacaktır. Anlaştık mı? Yani senin önceliğin biraz daha geride duracaktır. O yüzden kendi ikametki adresine uygun varsa, güzel bir okul varsa orayı yazabilirsiniz ki Bence okulun size yakın olması çok çok önemli arkadaşlar. Çok önemli şunu söyleyeyim. Çünkü uzak bir okula gidersen yol seni çok fazla yoracaktır. Ben lise 1'i çok uzak bir yerde okumuştum. Yani böyle iki tane otobüs değiştiriyordum. Ki sonradan değiştirdim Allah'tan. Çok fazla yoruluyorsunuz arkadaşlar. Mesela okul diyelim ki sabah 8'de mi 7'de mi 7'de başlamaz ki 9'da mı başlıyor. Sen 6.30'da 7'de kalkıyorsun 6'da kalkıyorsun bir saat iki saat erken kalkmak zorunda kalıyorsun. Bu gerçekten çok önemli. Bunları e, analiz etmek zorundasınız. Yani sen şimdi gidip ta orada uzaktaki okul ya işte bizim ikametgahta gibi okuldan biraz daha güzel ya ben onu oraya yazayım oraya gideyim dersen ya senin için tabii ki e, sen zorlanırsın yani çok zorlanırsın. Ta yol yola gidip geleceksin. ya gelip evde dinlenecek misin? Ders mi çalışacaksın? Çünkü lise çok önemli arkadaşlar. Lise önemli. Liseyi önemsememiz lazım. Bunlar bizler için gerçekler yani. Sonra lisenin imkanlarına bakın arkadaşlar. Kesinlikle böyle ne bileyim sosyal yönü zayıf olan liseleri çok fazla tercih etmeyin. Çünkü lisede, yani liseye gittin okucan bütün 4 seneni gidip okula okula gidip gel okula gidip gel yapmamamanız lazım. O liseyi değerlendirin. Yani sosyal faaliyetler yapmaları lazım. İşte geziler düzenlemeleri lazım. Okul arası öğretmenler arası ilişkilerin güzel olması lazım. Ya bunları arkadaşlar gidin bir araştırın bence. Anlaştık mı? Yani e, tembellik yapmayın gidip o evde oturup ya işte bunun dilimi biraz düşükmüş. bu da biraz bunun dilimi yüksekmiş. Ya bana kesin gelir. Ya ben bunu yazayım. Böyle yapmayın bence gidin bir araştırın okulu işte okulun imkanları nelerdir gidin bir hatta gidin müdürüyle konuşun işte hocam bu şekilde biz tercih yapmak istiyoruz bu okulu ne önerirsiniz e, bu okulda neler var yani neler yapılıyor sosyal yanları neler aktiviteler var mı? Bunları kesinlikle gidin sorun arkadaşlar. Çekinme mekinme yok. Çünkü sizin geleceğiniz için çok önemli. Lise önemli. Lisede kendinizi geliştireceksiniz. Kendinizi tanıyacaksınız. E, bu e, yanlar eğer sosyal yanlar çok fazla olursa o zaman kendini tanıman daha fazla daha iyi olacaktır. E sen 4 sene boyunca gideceksin okula geleceksin. Gideceksin okula geleceksin. Ne olacak ne kazanacaksın hiçbir şey kazanmayacaksındır. Gideceksin okula gidersen sosyal faaliyetler yapman lazım. Ya bizim mesela lisede işte çok fazla gerçekten sosyal faaliyet olmuyordu ama ya bizler kendi aramızda yapıyorduk. Yani mesela ne yapıyorduk? Halı saha turnuvaları oluşturuyorduk. İşte geziler düzenliyorduk. Ondan sonra kendi arkadaş ortamımızda gidip geziyorduk, dolaşıyorduk. Yani böyle olursa sizler için bir faydası olacaktır lisenin. Yoksa 4 sene boyunca git gel çok faydası olmayacak. O yüzden arkadaşlar gidin liselerinizi tercih yapacağınız liseleri gidin araştırın. 10 ve 11 gününüz var. Tamam mı? Anlaştık mı? Kendinize çok iyi bakın. Çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. alignment